Özgün tasarımları ve satış sonrası hizmetlerinden ödün vermeyen Ankara Parkkent mobilyalarına konuk oluyoruz şimdi. Birlikte izliyoruz. Merhaba Altın Rehber programı izleyicileri. Altın Rehber Türkiye turumuzda sektörün lider isimlerini Ankara Sincan'dan sizler için tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim bugün sizler için öyle bir isim ki çevremizde, park bahçelerimizde, etrafınızda gördüğünüz her şeye dair tüm dünya ve Türkiye'de bir isim olmuş Park ve Kent Mobilya'nın konuğu olduk. Yanımızda firma sahibimiz Sedat Yıldırım Beyefendi bulunmakta. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Sedat Bey, bizleri konuk ettiğiniz için biz çok teşekkür ediyoruz. Kalitenizden, hizmetlerinizden, ürünlerinizden bahsetmeden önce Sedat Yıldırım kimdir? Sizi biraz tanımak isteriz. Tabii ki. 23 Nisan 1978 doğumluyum. Ankara, doğma büyüme Ankaralıyım. Oyuncak sektörünü tabii biraz böyle okuduğumuz okulla çok eşdeğerde gitmeyen bir durum var ama tabii bunun da temel sebebi babamızdan kaynaklı. Ticareti biz babamızdan öğrendik. Babam yıllardır ticaretin içinde olduğu için. Ondan bir şeyler öğrendik. Ticaretin nasıl yapıldığını, üslubu, adabı. Daha sonra biz 2006 yılında asıl firmamız olan Kuzen Grubu, ortağım Levent Bey ile beraber kurduk. 2006 yılından beri şirketimizin faaliyet kollarından biri zaten oyuncak sektörüydü. Oyuncak sektöründe çok böyle küçük bir yerde başladık biz bu imalata. Yaklaşık bir 300 metrekare veya 350 metrekare bir alanda bir başladık. Orada genellikle çöp kovası, piknik masaları, banklar üretimi yapıyorduk. Sektörde bu tür bir açığı biz hissediyorduk. Fakat en önemli nokta olmazsa olmazlarda kaliteli olmak lazımdı. Yani bunun en büyük özelliği bu olduğunu biz bunu her seferinde görüyorduk. Bu tür malzemeleri genellikle kamu kurumlar alıyordu. Biz sektörde 2006'da başladığımızda çöp kovası ve banklarla başladık. Emin olun ki ilk sattığımız işlerin rakamlarında bugün işte 100 TL gibi bir rakam kazanmıştık. Onun mutluluğunu hiçbir zaman unutmuyorum. O paranın bizde 100 TL'nin ayrı bir maneviyatı, önemi vardır. Ortamda bazen sohbet ettiğimizde bunu dile getirir. Daha sonra ana firmamız olan Kuzen Grubun faaliyet kollarından bu sektörle ilgili birçok çalışmaları yaptık. Buraya yakın olan Kazan bölgesinde, Saray Kazan bölgesinde 6000 metrekare alanda bir fabrikaya daha geçtik. Daha sonra buranın yapımı bitiminde 30.000 metrekare, Allah bize burayı da nasip etti, 30.000 metrekare oyuncak sektöründe Türkiye'nin en büyük fabrikasını kurduk. Bunun en büyük mutluluğunu, kıvancını her zaman yaşıyoruz. Sektörde bir ilk olmak, lider olmak bizim için her zaman gurur verici bir olaydır. Ama en önemlisi de şudur ki bunu süreklilik hale getirmek. Yani inşallah geçen sene de biz bunları şeye göre yapıyoruz. Yani sektörde yaptığımız cirolardan herkes, sektördeki arkadaşlarımız biliyorlar hangi ciroları ne yaptığımızı. Bunları çok daha iyi bildiğimiz için sektörün liderini her seferinde yakalıyoruz. Bizim dış ticaret ağımızın da bu konuda bize büyük bir desteği vardır. Dış ticaret pazarında 67 ülkeye Allah hamdolsun ihracatımız vardır. Bu ihracatlarımızın en büyük müşterilerimizden, portföylerimizden biri Arap ülkeleridir. Suudi Arabistan, Katar, Dubai. Buralarda bayiliklerimiz vardır. Bizim yurt dışında birçok ülkede, Avrupa'da, Belçika'da, Hollanda'da, Fransa'da bu tür yerlerde bayilikler veriyoruz. Bu bayiliklerle o ülkelerde satışlarımızı daha güçlü hale getiriyoruz. Önemli olan burada şu, kaliteli ürünü yapmak, kaliteli ürünü doğru adrese teslim etmek. Burada gecemizi gündüzümüze katıp yapmak istediğimiz, her zaman istediğimiz ürünlerden biri. Kalite, kalite, kalite bizim olmazsa olmazlarımızdandır. Efendim bu noktada mı üretimi de kendiniz yapmaya karar verdiniz? Kalite noktasında. Tabii ya, şimdi hani çok güzel bir söz var biliyor musunuz? Hani zengin olmanın iki yolu vardır. Ya hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yapacaksın ya da herkesin yaptığı bir şeyin en iyisini yapacaksın. Bizim için de en doğru karar buydu. Biz artık bir sanayici sıfatıyla, bir üretici, bir imalatçı sıfatıyla duruyoruz. Tabii orada günde 50 tane, 100 tane bank veya çöp kovası yapmasına benzemiyor. Bu iş tamamıyla başlı başına veya farklı bir portföy, farklı bir üretim, farklı bir güç, dizayn. Buradaki işin her noktasına hakim olmak zorunda kalıyorsun. Üretimden
sevkiyata kadar olan bölümde, yani kademe kademe fabrika ziyaretimizde yaptığımızda gördüğünüz her kademeye hükmetmek zorundasın. Yani bir boyanın bir malzemeye ne kadar boya gidiyor, ne kadar malzeme kullanıyor, bunu bilmek biraz zaman istedi. Bunu öğrenmek bayağı bir zamanımız aldı. İnşallah ilkelerimizi bozmadan hem Türk sanayisine hem yurt dışı piyasasında liderliğimizi koruyarak en iyi şekilde en iyi ürünleri satmaya çalışacağız.